Günümüzde olduğu gibi 90'larda da insanlığın en büyük sıkıntısı stresti. Ama o dönemki kuşak çok şanslıydı. Çünkü herkesin bileğinde stresi yok eden mükemmel icat, stres bileziği vardı. Muhtemelen genç arkadaşlarımız bilmeyebilir ama bu bilezikler yarattığı manyetik etkiyle stresinizi çekip aldığını iddia ediyordu. Görünen o ki bu iddiasında da başarılıydı. Çünkü gazetelerin bile kuponla dağıttığı bu bilezik başta teyzeler olmak üzere hemen herkesin bileğindeki yerini çoktan almıştı. Peki stres bilezikleri gerçekten de işe yaramış mıydı? Ya da sorumuzu şöyle soralım. Normalde ilaç ya da tedavi özelliği olmayan bir şeyin işe yarama ihtimali nedir? Örneğin bir kavanozun içine kabuklarıyla birlikte kırdığınız yumurta ve limonu bir gece ayazda bekletip içmeniz gerçekten de bir takım dertlerinize deva olur mu? Ya da belinize sardığınız alabalık bel fıtığınıza iyi gelir mi? Olur mu canım, bunların hepsi hurafe ve uydurma şeyler diye kesip atmayın lütfen. Zira yeterince inanırsanız sahte tedavi ve terapiler bile işe yarayabilir. Nasıl mı? Şöyle. Plasebo. Uzun zamandır hayatımızda olan bu kelimeyi duymamış olan yoktur muhtemelen. Peki ne demek plasebo? Normalde herhangi bir hastalığı tedavi edecek özelliği olmayan madde ya da uygulamaların hastanın kendisini daha iyi hissetmesine neden olan etkiye plasebo denir. Örnekle anlatalım. Mesela bir doktor hap görünümündeki bir şekeri alıp günlerdir korkunç baş ağrısı çeken hastasının yanına gitsin ve ona bu ilacın oldukça kuvvetli bir ağrı kesici olduğunu söylesin. Hasta bu hap görünümlü şekeri yuttuktan sonra ilginç bir şekilde günlerdir yaşadığı baş ağrısından kurtaracaktır. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Normalde ağrı kesici özelliği olmayan bir şeker sırf onu yutan hasta inandı diye nasıl ağrıyı ortadan kaldırabilir? Belki inanmayacaksınız ama söz konusu plasebo olduğunda tıp dünyasında bunun gibi çok fazla örnek bulunmaktadır. Plasebo yöntemi neredeyse 1700'lü yıllardan beri kullanılmaktadır. Tecrübeli doktorlar özellikle hastalık hastası kişileri ellerinde ilgili ilaç kalmadığında sahte ilaçlarla tedavi ederlerdi. Ama bu konudaki ilk çarpıcı örnek 2. Dünya Savaşı sırasında Kuzey Afrika cephesinde karşımıza çıkmaktadır. Doktor Henry Beecher yaralı askerleri tedavi ederken elinde hiç morfin kalmadığını gördüğünde morfin şişesinin içine doldurduğu tuzlu suyu yaralı askerlere enjekte eder. Şaşkın bir şekilde askerlerin ağrısının azaldığını gözlemler. Yapılan çalışmalar plasebonun birçok hastada kalp problemleri, astım ve şiddetli ağrı gibi durumlarda etkili olduğunu göstermiştir. Hatta plasebo ameliyatlar bile söz konusudur. Yani hasta anestezi altındayken sorun yaşadığı bölgeye ufak bir kesi atıp herhangi bir müdahalede bulunmayıp geri dikildiğinde bile hastada şikayetlerin azaldığı gözlenmiştir. Hemen şunu belirtelim. Her ne kadar beyinde bazı bölgelerin bu etkiden sorumlu olduğu gösterilse de net mekanizma halen tam anlamıyla açıklığa kavuşmamıştır. Söz konusu plasebo olduğunda işin uygulama yani ritüel kısmı da önem kazanmaktadır. Örneğin kapsül şeklindeki plasebo haplar tablet olanlardan daha etkiliyken iğne her iki hap çeşidine göre daha fazla etki gösterir. Plasebo bir makineye girmek ise hepsinden daha fazla etki gösterir. Hatta plasebo ilacın pahalı olması etkisini artıran bir faktördür. Sahte olmalarına rağmen plasebo hapların renkleri bile önem kazanmıştır. Örneğin mavi uyku probleminde, kırmızı ağrı kesici olarak, sarı renk ise antidepresan olarak kullanıldığında daha fazla etki gösterir. Plasebonun bu kadar etkili olduğunu gören bilim insanları boş durur mu? Hemen akıllarına şu soru geldi. Acaba iyileştirici etkisi olan bu sahte haplar eğer hastayı inandırırsak kötüleştirici bir etki gösterebilir miydi? Örneğin bel ağrısı çeken kişilere plasebo ilaç verdiklerinde bu ilacın bel ağrısına iyi geleceğini ama yan etki olarak mide bulantısı ve baş dönmesi yapabileceğini söylediklerinde tahmin edin ne oldu? Sahte ilaç bel ağrısına iyi gelmekle beraber bazı kişilerde yan etki olarak mide bulantısı ve baş dönmesi ortaya çıkmıştı. İşte bu kısım çok önemli. Çünkü burada karşımıza plasebonun ikiz kötü kardeşi nosebo çıkmaktadır. Yani normalde etki göstermeyecek bir şeyin sizde negatif etki göstermesi. Mesela birileri size her gün görüştüğünüz en yakın arkadaşınızın şiddetli deri kaşıntısına neden olan bulaşıcı bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı yalanını söylesin. Eğer siz bu yalana inanırsanız daha karşınızdakinin konuşması bitmeden cildinizde ufak ufak kaşınmaların olduğunu hissetmeye başlarsınız. Peki tüm bu bilgiler ne işimize yarayacak?
1. Yapılan birçok çalışma plaseboların ilgili hastalığı tümüyle iyileştirmekten ziyade semptomları azalttığını göstermektedir. Yani uzun vadeli dönemde gerçek tıbba ihtiyacınız olduğunu unutmayın lütfen. 2. Yeterince inanıp yoğunlaştığınızda sahte tedavilerin bile iyileştirici etkisinin olması size net bir gerçeği göstersin. Çevrenizdeki hiç kimsenin bilim dışı sahte uygulamalarla beklentinizi ve inançlarınızı, yani sizi suistimal etmesine asla izin vermeyin. 3. Söz konusu beyin olduğunda görüyoruz ki inanmak çok ama çok önemli. Zira hiçbir etkisi olmayacak bir madde, plasebo etki ile size iyi hissettirebileceği gibi, nocebo etki ile size hayatı zindan edebilir. Yani mesele basit aslında. Neye inanırsanız onu yaşarsınız. O nedenle bulunduğunuz ortam ve koşullar ne olursa olsun, başarıya ve doğruya olan inancınızı asla yitirmeyin lütfen. Zira siz başaramasanız bile beyniniz başaracaktır. Yeter ki ona güvenin.